Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şu soruya yer vereceğiz. Peygamberimizin gölgesi var mıydı? Halkımız arasında bazılarında böyle bir kanaat meydana gelmiş. Peygamberimizin gölgesi yoktu. Bununla alakalı araştırma yaptığımızda sahih kaynaklarda böyle bir rivayete rastlamıyoruz. Ayet Kur'an-ı Kerim'de olmadığı gibi hadis-i şeriflerde de sahih kaynaklarda böyle bir şey yok. Peki peygamberimizin gölgesi olmasa ne olurdu? O noktadan da meseleye biraz bakabiliriz. Biz peygamberimizi Allah'ın kulu ve elçisi olarak her iki yönüyle kabul ediyoruz. Kelime-i şehadeti getirdiğimizde eşhedü en la ilahe illallah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize şöyle demesi emrediliyor. Kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye, ama bana vahiy geliyor. Yani peygamberimizin bizden temelde farklılığı kendisine vahiy gelmesi ciheti. Yoksa o da bir insan olarak yer, içer, uyur, ihtiyaçları olur, yorulur. Bu gibi bütün beşeri durumlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için de caizdir. Hatta bazı müşrikler bunu anlamamışlar ve demişler ki مَا لِهَذَا الرَّسُولُ, bu nasıl peygamber böyle? يَأْكُلُ taam ve يَمْشِي فِي الْاَسْوَقِ, yemek yiyor, çarşılarda geziyor. Halbuki peygamber olduğuna göre elbette yemek yemesi lazım ve çarşılarda gezmesi lazım. Ta ki yemek nasıl yenilir insanlara göstersin, yemenin adabı nelerdir, nelere dikkat edilir göstersin. Çarşılarda da geçsin ki insanların ticari hayatı nasıl, orada haramı helali insanlara bildirsin. Dolayısıyla bizler şu anda sebepler dünyasında yaşıyoruz. Allah-u Teala biz insanları yeryüzü imtihan salonunda imtihan ediyor. İmtihanda da soruların sorulup cevapların bir derece kapalı olması lazım. İnsanlar bu dünyaya Allah'ı bilmek için, Allah'a ibadet etmek için gönderilmişler. Ama bu insan ister iman eder, isterse iman etmez. Eğer peygamberlerin her hali mucize olsaydı, her hali harika olsaydı, Allah-u Teala gökyüzünde yıldızlarla Allah lafzayı celalini yazsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazsa, insanlar o zaman ister istemez inanmaya mecbur kalırlardı. Halbuki sırrı teklif şunu gerektiriyor. İnsanlar kendi iradeleriyle hakkı kabul etsinler veya kendi iradeleriyle reddetsinler. Dolayısıyla peygamberlerde evet mucizeler görülmüştür ama bu indel hacedir. İhtiyaç olduğu anda ve bu her zaman tekerrür eden bir olay değildir. Peygamberimizin her hali harikulade değildir. Her hali onun sıdkını gösterir. Onun doğruluğunu, peygamber olduğunu gösterir. Her tavrı peygambere yakışır şeklindedir. Ama her halinin illa mucize olması gerekmiyor. Dolayısıyla gölgesi yere düşmeyen bir peygamber bu imtihan sırrına aykırı olurdu. Neden aykırı olurdu? Diğer insanlar bakarlardı, bu bizim gibi değil. Bu da bizim gibi evet bir ceset sahibi ama hiçbir yerde gölgesi görülmüyor. Böyle olunca bu fevkaladelikten dolayı onun peygamberliğini kabul ederlerdi. Halbuki bu gibi fevkaladelikler daimi olamaz. Ancak ara sıra ihtiyaç anında Allah-u Teala bir ikram olarak veya müşriklere bir delil olması için bazı mucizeler peygamberlerinin eliyle gösterir. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi bu daimi değildir. Dolayısıyla peygamberimizi değerlendirirken Allah'ın kulu olması ciheti hatırdan uzak tutulmamalı. İşte onun hayatına baktığımızda görüyoruz ki Peygamber Efendimiz savaşlarda işte hendek kazmış, zırh giymiş, hatta Uhud Savaşı'nda yaralanmış. Bir peygamber için yaralanmak caiz, bir peygamber için acıkmak caiz. Dolayısıyla bir peygamber için gölgesinin olması da gayet normal bir durumdur. Ve gölgesi olması peygamberimize bir nakısa değildir. Ancak şu var, belki şu anda anlatacağım kısım bazıları tarafından yanlış anlaşıldığından yanlış bir neticeye varmış olabilirler.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam giderken zaman zaman bulut peygamberimize gölgelik yapmış. Hatta ta çocukluğunda peygamberimiz giderken zaman zaman bir bulut, Arabistan'ın o dehşetli sıcağında bulut peygamberimizi gölgelemiş. İşte peygamberimizin Şam tarafına daha çocukluğunda bir seyahatinde Rahip Bahira bakıyor ki bir bulut bir çocuğun üzerinde devamlı onu gölgeliyor. Ve oradan onun peygamberliğini hissediyor. Ve farkına varıyor. Ahir zaman peygamberinin o olduğuna kendisinde bir kanaat meydana geliyor. Ama ifade ettiğim gibi bu daimi değildir. Zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak böyle bir gölgeleme söz konusu olmuştur. Bunlar anlaşıldığında insanımızın peygamberimize bakışı daha da netleşecektir. Yani mesela bazı böyle yayınlar görüyoruz. O yayınlarda peygamberimiz öyle anlatılıyor ki sanki hiç ayakları yere basmıyor. Sanki elinde sihirli bir değnek var. Hemen her istediği bir anda oluyor. Bu şekilde bir bakış var. Bu yanlış bir bakıştır. Çünkü peygamberimiz bir insan olarak mücadelesini yaptı. Normal diğer insanların şartlarında mücadelesini yaptı. Ve mesela Mekke hayat şartlarını düşünelim. Peygamberimiz Mekke'de 13 yıl Allah'ın dinini insanlara tebliğ etti. Çok zor şartlar altında tebliğ etti. Ve Müslümanlar ambargoya maruz kaldı. Müslümanlar zulme maruz kaldı. Müslümanlardan işkenceyle şehit edilenler oldu. Ve orayı bırakıp Mekke'yi mükerremeyi bırakıp Habeşistan'a göç edenler oldu. Bütün bunlar sebepler tahtında meydana gelen olaylar. Ve neticede hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o da kendisi Mekke'den Medine'ye hicret etmeye mecbur kaldı. Ve hicret esnasında Mekke'ye nazır bir tepeden Mekke'ye bakarken şunları söyledi. Ey Mekke, sen şehirlerin en güzelisin. Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur bırakmasalardı ben buradan çıkmazdım. Ve Allah-u Teala Resulünün kalbini hoşnut etmek için ona şunu indirdi. İnnellezî farad aleykel Kur'an le ra'tuke ila ma'at. Kur'an'ı sana farz kılan Allah seni tekrar oraya geri döndürecektir. İşte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hicretin o ezikliği, hüznü içerisinde bu şekilde ilahi bir müjdeye muhatap oldu ve daha sonra da aradan bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke fethedildi. Dolayısıyla şunları görüyoruz. Bütün bunları beraberce mütalaa edip değerlendirdiğimizde demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam normalde bizler gibi insandır. Yer, içer, normal beşeri ihtiyaçları vardır. Gölgesi de vardır bu arada. Sorumuza tekrar gelecek olursak. Ama bütün bunların yanında o peygamberdir. Bizlerden farklıdır. Kendisine vahiy gelmektedir. Mesela bazıları peygamberimizi gaybı bilen bir kimse olarak belki değerlendirirler. İşte o gaybı biliyordu. Hatta peygamberimizin huzurunda bir tanesi şiir okurken içimizde gaybı bilen bir peygamber var. O ifadeyi de kullanıyor. Peygamberimiz müdahale ediyor. Hayır diyor, ben gaybı bilmiyorum. Zaten büyüklüğün şanı da budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan olarak kendi konumunun farkındadır. O gaybı bilen bir peygamber değil, Allah'ın izniyle, Allah'ın bildirdiği ölçüde gaybtan haber veren bir peygamberdir. Ve bazı şeyleri, gaybi bazı şeyleri peygamberimiz haber vermiştir. Bütün bunları beraberce düşündüğümüzde netice şu çıkıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Allah'ın kuludur, bu cihetiyle diğer insanlar gibi o şartlarda yaşamaktadır. Hem de peygamberdir, peygamber olması cihetiyle de kendisine ilahi vahiy gelmektedir. Cenab-ı Hak hepimize peygamberimizin yolundan gitmeyi nasip eylesin. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.